İyi günler sevgili arkadaşlar. Ümitköy Musiki Derneği'nin online koro çalışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran 2021 Pazar. Bugün biliyorsunuz çok özel bir gün. Babalar Günü. Bugün Ümitköy Musiki Derneği üyeleri olarak babalarımıza ilişkin görüş ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Onlarla birlikte geçen yaşadığımız anıları şöyle bir iade edeceğiz. Onlara ilişkin mesajları paylaşacağız. Kısaca bugün babalarımızla ilgili minik bir kutlama yapacağız koro çalışmasının yanında. Varlığıyla bizlere huzur veren, sevgisiyle bizleri mutlu eden, ilgisiyle bizleri sevindiren ve bizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Ayrıca bugün aramızda olmayan babalarımızı da saygı ve rahmetle analım ve mekanları da cennet olsun diyelim. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Babalar Günü kutlaması yapacağız dedim. Ben ilk olarak sözü koromuzun başkanı Yasemen Kutlu'ya bırakmak istiyorum. Şimdi Yasemen Kutlu'nun Babalar Günü'ne ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşmasını rica edelim. Evet Yasemen, söz sende, seni dinliyoruz. Öncelikle değerli hocamızın, değerli hocamız Asım Tokel'in ve onun nezdinde Ümeyde ailesindeki tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Babalar güçlü bir çınar ağacıdır. Sevgi verir, sarıp sarmalar, korur, biraz bilge, biraz öğretmendirler. Sığınacak liman, arkamızdaki dağ ve gölgesi bile yeter insana. Tüm babalarımıza en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Yasemin teşekkür ederiz, sağ olasın. Şimdi de yönetim kurulu üyelerimizden Tülay Aytekin'in Babalar Günü'ne ilişkin söyleyeceklerini birlikte dinleyelim. Evet Tülay, söz sende. Sen Babalar Günü'ne ilişkin neler söylemek istersin? Bu konuya ilişkin görüş ve düşünceleri nelerdir? Seni dinliyoruz Tülay. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz her ne kadar baba olmadıysa da onun nezdinde bu dünyada olan tüm babaların ve ahirete intikal eden tüm babalarımızın ruhu şad, mekanları cennet olsun. Baba ailemizin çınarı, sırtımızı dayadığımız, yasladığımız, güvendiğimiz önemli değerlerimiz, babalarımız. Varlıklarıyla mutlu olduğumuz, yoklarıyla hüzünlendiğimiz, her zaman yanımızda olduklarını hissettiğimiz özel değerlerimiz. Ümeyde ailesi de bu arada Ümitköy Musiki Derneği de bir aile olmanın özelliğinin yanında sizin sayenizde birleştirici, yapıcı, güç veren, bize yol gösteren, ışığımız olan, sayenizde, sizin sayenizde bir aile olmanın özelliğini taşıyan, bir ailenin manevi babası olan sizin de... Teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Çok, sağ olun. Çok önemli bir değersiniz bizim. Ümeyde ailesinin müzik adına çıkmış olduğu bu yolda bize sağlamış olduğunuz bir sürü olanağın yanında destekleriniz, yol göstericiliğiniz, hoşgörünüz, sabrınız, altını çiziyorum. İyi niyetiniz sayesinde bizi bir grup olarak, aile olarak çok önemli yerlere taşıdınız, çok önemli yerlere getirdiniz. Misyon ve vizyon olarak yani bu camiada, Korolar Camiası'nda her seferinde daha ileriye giderek çok önemli yerlere gelmemize vesile oldunuz. Çok iyi bir aile babası olduğunuzu biliyorum. Bu arada Ümitköy Musiki Derneği'nde bulunan babaların da Babalar Günü'nü tüm içtenliğimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel günleri aileleriyle, sevdikleriyle hep birlikte geçirmelerini diliyorum. Temenni ediyorum. Sağ olun Tülay.
Gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Kim konuşmak ister arkadaşlar? Buyurun. Ben söz alabilirim hocam. Hüseyin Bey'deyiz. Buyurun Hüseyin Bey, sizi dinliyoruz. Evet. Aydın'dan tüm arkadaşlara selamlar. Babalar günü kutlu olsun tüm babalara. Bayan arkadaşlarımız çok güzel konuştular. Erkek olarak ben üzerine başka bir şey ilave edemeyeceğim. Sağ olsunlar. Ben sadece bir müzik ortamındayız madem. Selahattin Pınar'ın şu bir bestesi var. Onun hikayesi de var. Hüzünlü bir hikaye. Bilenler biliyordur belki ama biliyorsunuz babasıyla küs olduğu için problem yaşıyor. Evet. Problem yaşıyor. Ölümünde bulunamıyor yanında. Sonra çok yakın arkadaşı Mustafa Nafiz Irmak'a diyor ki babam için bir güfte yaz. Ben de bir beste yapmak istiyorum diyor. Yani hikayeyi özetliyorum. Evet. Ve bu beste yapıldı. Güfte yazı veriyor Mustafa Nafiz Irmak. Ve ben o sözleri çok anlamlı buluyorum. Ve bu şarkıyı da çok seviyorum. İnşallah bir gün solo söyleme şeyi de olabilir. Arkadaşlarımız da olabilir. İnşallah. Sadece sözlerini hatırlatmak istiyorum ve lütfen öyle bitireceğim. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni nerede? Seni ben nerede bulup yalvarayım? Şimdi ben tıpkı şifasız kanayan bir yarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım? Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Teşekkür olsun. Sağ olun. Evet, sağ olun. Neriman, seni dinleyelim. Tabii ki hocam. Öncelikle Ümeyde ailesi olarak siz değerli hocamın ve değerli arkadaşlarımın babalar gününü kutluyorum. Babam için de ufacık bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Canım babam. Nezaketi, merhameti, dürüstlüğü senden, babamdan öğrendim. Onun kızı olduğum için de gurur duyuyorum. Ve tüm babaların da babalar gününü kutluyorum hocam. Hocam ben konuşmak istiyorum. Tabii Rabia Hanım'ı dinliyoruz. Buyurun Rabia Hanım. Ben 3'te ayrılmak zorundayım. Özür diliyorum. Onun için çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Önce sizin emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şubat ayından beri sizi ve diğer arkadaşlarımızı tanıdım. Çok mutlu ve huzurluyum. Bu son günde bunu söylemek kısmet oldu. Hepinizin samimiyetine inanıyorum. Hepinizin yüreklerinden öpüyorum. Gerçekten çok sevimli, çok samimi insanlarsınız. Çok şey öğrendim. Bu kısa sürede sizlerden çok şey öğrendim. Babalar evimizin ampulü. Kapılarımızı ve pencerelerimizi açtığımız zaman içeriye giren oksijenlerdir. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Hepinize sonsuz huzur ve mutluluklar diliyorum. Hoşça kal. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Övgüye değer sözleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına, babalar adına. Eksik olmayın. Sağ olun. Bizi mutlu ettiniz. Değil mi Güven Bey? Değil mi Hüseyin Bey? Bu güzel evet, tabii. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Bile hocam. Tülay, seni dinliyoruz. Tülay Üner. Evet hocam. Ben de karşılıksız sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın mimarı olan babalarımızın ve bu Ümitköy Musiki Derneği'nin kurucusu, hocası ve babası karşılıksız fedakarca bizleri çalıştıran, çok şey öğrendiğimiz hocamızın ve Ümeyde ailesindeki diğer babaların bu gününü kutluyor. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Ben iki kısa etkinlik hazırladım sizler için. Birincisi bir şiirden kısa bir kesit sizlere müzik eşliğinde seslendireceğim. Tamam, dinliyoruz seni. Dünyanın bütün çiçeklerini getirsem sana, sevgilerin en güzelini,
en büyüğünü döksem yoluna, sözlerin en güzelini fısıldasam kulağına, ışıklarla donatsam gezdiğim yolları, türküler yazdırsam adına, yine de daha fazlası derim babam. Teşekkür ederiz Gülay. Şimdi değerli hocamızın ilk duyduğumda çok beğendiğim bir şarkısından kısa bir bölüm sizlere seslendireceğim. Hasret. Aslında rahmetli babamı da düşünüyorum. Bu sözler o kadar güzel anlatıyor ki, hep hasretliğini çektiğim, yıllar önce kaybettiğim öğretmen, köy enstitüsü mezunu, yıllarını eğitime adamış bir öğretmen çocuğu olarak saygıyla, özlemle anarken hocamın kısa bir şarkısından size bir kesit. Günler, aylar geçiyor, yok bir haber senden. Öyle yakıyor ki hasretin, bir bilsem. Uzamasın bu hasret, gel gel artık sen. Öyle yakıyor ki hasretin, bir bilsen. Teşekkürler. Çok güzel. Haydi, teşekkür ederim. Çok güzel. Sağ olun. Arkadaşlar, biliyorsunuz babalar deyince gerçekten babalar üzerine yazılmış pek çok şarkı var, şiirler var. Bunlardan birisi de hiç şüphe yok ki Fatih Kısaparmak'ın Bu Benim Babam adlı eseri. Gerçekten çok güzel bir eser. Onu şimdi isterseniz bir dinleyelim. Bu adam benim babam. 8 köşeli kasketiyle, omuzunda sakosuyla, elinde yok parası, vapradır cigarası, yüreğindedir yarası. 6 çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam. Bu adam benim babam. Ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Ağlama benim babam. Allah büyük babam. Bu adam benim babam. Derdi dağlardan büyük. Çaresi deli bükük. Bir gün olsun gülmemiş. Rahat nedir bilmemiş. Gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş. Bu adam benim babam. Ağlama benim babam. Ağlama açar babam. Kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Ağlama benim babam. Allah büyük babam. Bu adam benim babam. 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey hey. Ah o adam benim babam. 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, Bitlis'tir mafyaları cigarası. Yüreğindedir
şekerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. O adam gibi adam. Benim babam. Hey 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 hey. Ağlama benim babam, ağlamana çarır babam. Kara gün geçer babam hey. Bu kapıyı kafaya gene açar babam. Allah büyüktür babam. Ağlama mazlum babam, ağlamana çarır babam. Kara gün geçer babam. Hey hey hey. Bir kapıyı kafaya gene açar babam. Allah büyüktür babam. Arkadaşlar eser çok duygusal değil mi? Evet. Anlamıyoruz ama o duygusal kısmı bizi son derece iliklerimize kadar beni etkiliyor biliyorum. O adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük, hey hey. O adam benim babam, derdi dağlardan büyük, beçare beli bükük, hey 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 hey. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için haberde eğilmemiş, o arslan benim babam, hey 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 hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam, hey 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 hey. Bir kapıyı kafaya gene açar babam. Allah büyüktür babam. Ağlama mazlum babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam. Hey hey hey, bir kapıyı kafaya gene açar babam. Rabbim büyüktür babam. Benim babam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşamış, namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış. Koskoca bir çınar. Üstündeki kol kanat. Sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa. Anadolu'yum. Güven Bey, sizi dinleyelim mi bir baba olarak? Tabii ki. Öncelikle sizin öğreticiliğinize, birleştiriciliğinize, sınırsız sabrınıza,
Özverinize hayranız. Her şeyden önce onu söyleyelim. Ve bizler de buna çok layık olmaya çalışıyoruz. İyi bir evlat olmaya, manevi evlat olmaya çalışıyoruz sevgili hocam. Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde gerçekten çok güzel bir diyalogumuz, çok güzel bir ilişkimiz var. Ben ziyadesiyle memnunum sizlerden. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın Güven Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayrıca hanımefendiler ve beyefendi Hüseyin Bey şu an aramızda. Ebediyete intikal eden babalarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Yaşayanlara uzun ömürler diliyorum. Çok değerli evlatlar var şu an bu aile içerisinde olan. Onların nasıl bir evlat yetiştirdiği açıkça ortada. Tekrar her babamızın bu özel gününü kutluyorum. Sağlık ve sıhhatler diliyorum hayatta kalanlar için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Gülsen buyur, seni dinliyoruz güzelim. Hayatımızın her anında emekleri bulunan, sevgileriyle yuvamızı sarmalayan, varlıklarıyla bize güven ve huzur veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle siz değerli hocamın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. Hümeyde ailesindeki bütün arkadaşlarımın da Babalar Günü kutlu olsun. Ben sizi çok geç tanıdım, yani diğer arkadaşlardan geç tanıdım. 2 aydır aranızdayım. Ama hakkınızda çok çok güzel bu arkadaşlarımın konuşmalarından sonra çok güzel bilgiler aldım. Her zaman babalık yaptığınızı anlattılar. Çok mutlu oldum ben de. Bu arada benim babam da rahmetli oldu hocam. Babamın çok sevdiği, ben bir Cumhuriyet subayının kızı olarak Atatürk'ün sevdiği şarkılardan birinden 2 kubbe okumak istiyorum eğer izin verirseniz. Buyurun dinleyelim. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bildiğiniz gibi bugün Babalar Günü. Küçükken ninelerimiz, annelerimiz masal anlatırdı ama babalarımızdan da masal dinlediğimiz günler, anlar olmuştur. Sanki babaların masalları daha mı tatlı olurdu? Daha mı farklı olurdu? Bilmiyorum. Evet. Şimdi bakın o konuyla ilgili bir şarkı var. İsterseniz onu bir dinleyelim. Güzel bir mizansen eşliğinde.
denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Efkarlandık. Bununla da çocukluğumuza döndük. Evet arkadaşlar. Hocam söz alabilir miyim? Efendim buyurun. Ben şiir okuyabilir miyim? Buyur. Babalar günü, anneler günü benim için bir acı, hüzün günüdür. Ciğerimde hissederim. 16 yaşında kaybettim babam. 15 yaşında. Ve şehitler babaları var. Onların acısını hissederim. Onların üzüntüsü içimi yakar. Çünkü şehit babası olmak kolay değildir. Sizinle vermiş olduğunuz emekler için sonsuz teşekkürler ediyorum hocam. Bayağı duygusal bir andan geçiyorum ve şiirimi okumak istiyorum izin verirseniz. Dinliyoruz yani, estağfurullah. Neredesin canım babam? Yer yarası değilsin, içinden atamam. Böylesi sevgiyi ben dünyada bulamam. Sana kıble olmuşum, dualara sardım. Kokum, sinem, varım, nerede canım babam? Hicranın firakın da soldu, ne baharım? Derin kuyu yokluğun, sevgine muhtacım. Tütmez baba ocağım, yıkıldı genç çağım. Kokum, sinem, varım, nerede canım babam? Üşümüş bir seçeyim, güneşi görmedim. Güz sancısı yüreğim, şad olup gülmedim. Yüce dağım, çınarım, sana nasıl yanmam? Kokum, sinem, varlığım, nerede canım babam? 16 yaşında acıya sarıldım. O kutsal adın babam, haykırmak istedim. Cam kesi kanatır son nefesime deyim. Kokun, sinen, varlığın, nerede canım babam? Kokun, sinen, varlığın, nerede? Nerede canım babam? Ayla Mediha Eser Hocam. Teşekkür ediyorum. Ayla teşekkür ediyoruz. Babanı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bütün babalarınızı rahmetle diliyorum. Gülten sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Seni dinleyelim mi Gültenciğim? Dinleyelim hocam. Antalya'dan. Benim için Asım hocamın çok büyük bir yeri var. Onu ilk önce söyleyeyim. Gıyabında bahsederken de hatta Asım abi diye bahsederim. Bana bu yakınlığı hissettirmiş olan bir insandır. Çünkü gerçekten vasıflı bir insan her yönüyle. Babacan sevgi dolu. Ankara'ya geldim, o bir yıl içerisinde de kendimi sizin grubunuzda mükemmel hissettim. Yani çok mutlu oldum. Mutlu bir yıl geçirdim. Ayrıca Babalar Günü için sizi tekrar kutluyorum. Bunun için Asım hocamı, Asım abimi ayrıca kutluyorum. Sevgiler, saygılar. Güzel. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Hocam bir şey ifade etmek istiyorum. İlave etmek istiyorum sizin bu sözlerinizin üzerine. Bugün Babalar Günü diye özellikle biz sizin için bu cümleleri kurmuyoruz. Bugün belki de bir fırsat oldu sizin için bu cümleleri kurmamız adına. Size karşı hissettiğimiz bu duygular yani sadece laf olsun diye kurulan cümleler değil. Bütün arkadaşlarımız zannediyor ki bugün sizinle ilgili cümle kuran bütün arkadaşlarımızın, Babalar Günü adına cümle kuran bütün arkadaşlarımızın sizinle ilgili düşüncelerinde kesinlikle katıksız, altına çiziyorum, katıksız kendi öz duygularının, hissettiklerinin dile getirildiğini düşünüyorum. Bundan emin olun, öyle bir insansınız.
Şimdi evet, seni dinliyoruz. Ben bir de bir müzik açmak istiyorum. Gene Türk Sanat Müziği koromuzun formatından çıkmadan bugün Babalar Günü'ne özel bir program yaptığımız için babamın en sevdiği şarkısını açmak istiyorum. Tamam. İnşallah başarılı olurum. Of. Umarım geliyordur ses. Of, geliyor, geliyor. Uşak. Şöyle başlamak istiyorum. Ne mutlu ki bana, sanatı seven bir ailenin içinde yetiştim. Babam da bunun en büyük kanıtlarından birisi. Türk sanat müziğine aşık bir insan. Özellikle de bu şarkıya aşık bir insan. Ne mutlu bana. Bu koro sayesinde evet bir aileyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel sözler söylendi sizin için. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne mutlu bize ki bu koroda bizi birleştirdiniz. Çok güzel günler yaşadık burada. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle babama hem bu müzikle hem bana yıllar önce anneler gününde hediye ettiği kolyeyle bugün karşınıza geldim. Aa, ne güzel. Ayrıyetten daha mutluyum. Babam her zaman bana doğruyu, adaletli olmayı, hakkı olmayan bir şeye hakkıymış gibi davranmamayı öğretti. Kız erkek çocuğu ayırt etmeden büyüttü, sevdi. Hiç karşılık beklemedi. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Soray Hanım dinliyorum, buyurun. Merhabalar. Her şeyden önce arkadaşlarımın bütün fikirlerine katılarak sizin ve korodaki arkadaşlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Nil Hanım, çok büyük tesadüf. Benim de babamın en sevdiği ve bana çok söylettiği bir şarkıydı bu. Evet, aynen. Demek ki aynı kaderi paylaşmış. Evet, yani yaş itibariyle demek ki aynı yaşlardalardı. Ben bugün için hem şiir hem bu şarkıyı söylemeyi düşündüm ve hazırladım. Ama o kadar çok duygulanıyorum ki gerçekten söyleyemiyorum. Yani söylemeye başladığım anda ağlıyorum. Eğer hocamız uygun görürse ben bunun kaydını yapmıştım. Bir bölümünü banttan dinletmek isterim. Estağfurullah. Olabilir mi hocam? Tamam, yani gerçekten söylemeyi düşündüm ama duygulanıyorum. O da hoşuma gitmiyor. Şöyle birazcık dinleteyim. Geliyor mu hocam ses? Geliyor, geliyor. Yeter mi hocam? Yeter. Teşekkür ederim. Yani babalarımız hepimiz için çok kıymetli. Böyle bir günü organize ettiğiniz ve bizlere de bu hatırlamaları sağladığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Söz Nüvit Hanım da. Benim babam rahmetli olalı çok oldu. Üzülmek istemiyorum. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Babalar, sizin bulunmayan da Babalar Günü'nüzü kutluyorum. Arkadaşlarımın da Babalar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ama bu ederiz. Babalarla ilgili çok duygulandım. Tamam. Oldu, anlattık. Teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Hüsniye Hanım, seni dinleyelim. Hüsniye Hanım. Hocam, ben de sizin için söylenen arkadaşlarının bütün söylediklerinin hepsiyle gönülden katılıyorum ve sizin Babalar Günü'nüzü ayrıca kendi adıma tekrar tekrar kutluyorum. Kendi babam hayatta olmasına rağmen kendisine uzaktayım ve 6 aydır görmedim. İnşallah görmek kısmet olur, elini öpebilirim diye düşünüyorum. Allah sağlıklı ömürler versin. Çok teşekkür ederim hocam. Bütün babaların tekrar tekrar Babalar Günü kutlu olsun. Grubumuzdaki arkadaşların Babalar Günü kutlu olsun. Çiğdem, seni dinliyoruz. Çiğdem. Çok sevdiğim bir cümle vardır. Önce onu söylemek istiyorum. Gerçekten çok duygulandım bugün. Baba bir çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter bizlere. Rahmet olsun baba. Zaten uzun yıllar oldu kaybolduk. Çok duygulandım. Çok güzel anılar biriktirdik beraber. Güzel dostlar edindim. Gerçekten aranızda olmaktan çok çok mutluyum. Figen, seni dinliyoruz şimdi. Buyur, evet. Canım.
Hocam ben biraz önce yayınladığınız o Bana Bir Masal Anlat Baba şarkısını söz olarak söyleyecektim. Çünkü benim babam her akşam bize aynen o söylenen masalları anlatır, o kitapları okurdu. Onun için çok duygulandım hakikaten. Dediğiniz gibi sadece annelere has değil, babalara da has bir şeydir. Mutlaka. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu arada size de teşekkür ediyoruz. Çalışkanlığınızı arkadaşlarım vurguladı. Ben bir şey daha vurgulayacağım. Siz çalışırken bizi de çalıştırıyorsunuz hocam. Yani bizi de şevk ediyoruz, şevk veriyorsunuz. İnanın bazen böyle ümitsizliğe düştüğümüz, demoralize olduğumuz zamanlar var. Ama inanın sayenizde ayağa kalkıyoruz, yapmamız lazım, gayret etmemiz. Size gönderiyorum. En son gönderdiğim şeyde bana döndünüz ve dediniz ki Figen arkadaki tablo eğik duruyor, fark ettiniz mi? İnanın ben onu fark ettim. Kısacası zorunlu da olsa fizikle çalışırken çalışmak zorunda ve kusursuz olmak zorunda kalıyoruz. Onun için çok gayret veriyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Ümeyde ailesinin babalarının da babalar gününü candan kutluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar evet son çalışmamız. Bu sezonun son çalışması. Sizlerle birlikte olmak gerçekten evet yorucuydu ama çok güzeldi. Ben siz kendi adıma, Ümeyde adına, yönetim adına çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok güzeldi. Bu güzellikleri her hafta evet doya doya yaşadık. Şimdi hepinize sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın hocam, sevgiler, saygılar, hoşça kalın. Teşekkürler. Hocam, 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 sevgili hocam. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bugün Babalar Günü, son kez buradaki arkadaşlarla sizi alkışlayıp böyle bir veda etsek. Hayır, teşekkür ederim. Ben fazla beni şımartmayın. Sağ olun. Bu alkışlar aynı zamanda ben de sizleri alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Üç köy, üç köy, musikilerin.